Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü konumuz polinomlarda işlemler. Bakalım polinomlarda işlemler içerisinde hangi basamaklarla başlayacağız? Polinomlarda işlemler basamaklarını sayıyorum. Polinomlarda toplama ve çıkarma işlemiyle başlıyoruz. Ardından çarpma, üstüne bölme, bir de bölmede kalan muhabbetine bakacağız ki orası son derece önemli olacak. Hadi bakalım başlıyoruz. Önce kullanım alanları, faydaları, ödevlerimiz, ardından konu girişi. Hadi bakalım hepimize başarılar. Polinomlarda işlemleri, kullanım alanları ve faydalarını şöyle sıralayabiliriz. Polinomlar bilimde ve matematik alanında sıkça kullanılıyorlar. Ekonomide, mimaride, kimyada, fizikte ve sosyal bilimlerde problemlerin çözülmesinde polinomlardan inanılmaz derecede faydalanıyor. Örneğin bir inşaat mühendisi yolların ve binaların yapımında çalışırken polinomları kullanılıyor. İnanılır gibi değil. Ödevlerimize geldiğimizde sıfırdan 10'a matematik eğer çalışıyorsanız 162'den 171'e kadar sorumluyuz. Dinamo matematik üzerinden çalışıyorsak sayfa 165'ten 176'ya kadar sorumluyuz arkadaşlar. O zaman hadi başlayalım. İlk başlığımız polinomlarda toplama ve çıkarma işlemi. Emin ol çok ama çok kolay bir şekilde halledeceğimiz başlıklardan bir tanesi. Fakat burada can sıkıcı olan yerlerden bir tanesi, eğer altını çize çize konuştuğum yeri pas geçersen bu kısım birazcık problemli. Derecelerle alakalı mevzu, lütfen dikkat et. Diyor ki derecelere aynı olan terimlerin katsayıları toplanır ya da çıkarılır. Ne demek bu? X kareler x karelerle, x üzeri 4'ler x üzeri 4'lerle toplanacak ya da çıkartılacak deniyor. Şimdi bak, demin söylediğim yer orası. Altını çize çize konuşuyorum. Diyor ki m diyor n'den diyor büyük olsun. Px'in derecesi diyor m, Qx'in derecesi diyor n ise, Px ile Qx'i topladığımızda diyor derecesi diyor m olur. Px'ten diyor Qx'i çıkarttığımızda da derecesi m olur. Türkçe mealini veriyorum. Diyor ki kimin diyor derecesi büyükse toplanıp çıkartıldığında diyor elde edilen polinomun derecesi o büyük olanın derecesi kadardır. Örneğin 3. dereceden bir polinomla 2. dereceden bir polinomu toplarsanız toplam sonucunda elde ettiğiniz polinomun derecesi diyor 3. derecedendir. Büyük olanı seçiyoruz, lütfen unutma. Isın motoruyla başlayalım. Px ile Qx'i topla diyor. Peki, topluyorum. 2x küp var. Qx ile 2x küp yok. O zaman 2x küpümü yazıyorum. Eksi 5x kare var. 3x kare var. Topluyorum. Eksi 2x kare. Burada x'li terim var Qx'te ama Px'te yok. Dolayısıyla x... Sabitlerimiz 7 ile 4 topladım. 11. Çıkartırken kafan karışmasın diye önce px'in bir yazayım. 2x küp eksi 5x kare artı 7. Eksi qx diyor ya. Qx'i eksiyle çarpacağım. Bütün terimlerini eksiyle çarpıyorum. Eksi 3x kare eksi x eksi 4. Şimdi benzer terimler üzerinden yürüyelim. 2x küp. Başka x küplü ifade yok. Eksi 5x kare eksi 3x kare oldu sana eksi 8x kare. Şurada bir eksi x'im var. Başka x'i terim yok. 7'den de 4'ü çıkarttığımda karşılığı ne gelecektir? 3. Toplanıp çıkartılırken benzer terimleri birbirlerine toplayıp çıkartmayı unutmazsan toplama çıkartma tertemiz devam eder güzel kardeşim. Ve yeni bir başlık. Polinomlarda çarpma işlemi. Diyor ki px ve qx polinomları çarpılırken px'in her terimi qx'in her terimiyle diyor çarpılır. Yine ünlemli yere dikkat. Bak bu derece mevzusunu iyi oturtmaya çalışın. Px'in derecesi arkadaşlar m'ymiş. Qx'in derecesi ise n'ymiş. Px ile Qx'i çarptığımızda dereceleri topluyormuşuz. Bunun sebebi aslında üslü sayılardan kaynaklı. Mesela Px'in derecesi m'ydi ya, demek ki bu x üzeri m gibi bir polinom. Qx'in derecesi de n'di ya, bu da x üzeri n gibi bir polinom. Bunları çarptığımda x üzeri m artı n, gördüğünüz gibi biliyorsunuz üslü sayılarda çarpılırken üsler ne yapılıyor? Toplanıyor. Dolayısıyla m artı n dereceden bir polinom elde ediyoruz. Dolayısıyla lütfen unutma, iki polinom çarpılırken dereceler toplanır. Alıştırma ifadesine baktığımızda px ve qx ifadeleri verilmiş, bunları diyor çarpın. Peki x küp artı 7 px'imi yazdım. Yanına da qx'imi iliştirdim. X kare artı x artı 1. Buyurun başlıyorum. X küp ile x kareyi çarpıyorum. X üzeri 5. X küp ile x'i çarpıyorum. X üzeri 4. X küp ile 1'i çarpıyorum. X küp. X küpün çarpılacak terimleri bitti. Şimdi 7 ile devam edeceğim. 7 ile x kareyi çarpıyorum. 7 x kare. 7 ile x'i çarpıyorum. 7 x. 7 ile 1'i çarpıyorum. 7. Benzer terimleri toplamak isterdim ama hiç benzer terimim yok kardeş. Gördüğün gibi x üzeri 5, x üzeri 4, x küp artı 7 x kare artı 7 x artı 7 olmak üzere
çarpım işleminin sonucunu bulmuş olduk. Sorumuzda px x üzeri 4 mx küp eksi 3x kare artı 11 polinom verilmiş. Qx polinomu ise x üzeri 5 artı x küp artı 5x kare eksi mx eksi 9 polinomları verilmiş. Deniliyor ki px ve qx çarpımından elde edilen ifadede x üzeri 5'li dilimin katsayısı eksi 15 olduğuna göre m kaçtır? Şimdi bak, burada uzun uzun şunu yapabilirsin. Hocam px ve qx'i bir çarpalım ama yani çok uzun olmayacak mı diyebilirsin. Biz birazcık daha kısalaştıralım mevzuyu. Bizden istenen x üzeri 5'li terimler değil mi? Okey, o zaman başlayalım. X üzeri 4 ile qx'teki hangi terimi çarparsam x üzeri 5 elde ederim. Eksi mx'i çarparsam. X üzeri 4 ile eksi mx'i çarptığımızda eksi m çarpı x üzeri 5 elde ederim. İkinciye geçtim. Mx küp ile kimi çarparsan x üzeri 5'li ifade edersin? 5x kareyi. Çünkü x kare ile x küpün çarpımı üstler toplanacak ve x üzeri 5 olacak. O halde oradan da 5m x üzeri 5 gelecek. Eksi 3x kare ile kimi çarparsan? Tabii ki 2x küpü çarparsan. Çarpalım. Eksi 2 ile, eksi 3 ile 2'yi çarptım. Eksi 6 x üzeri 5 yaptı. Son olarak 11 ile kimi çarparsan? X üzeri 5'i çarparsan x üzeri 5'li terim elde edilir. Bu ifadenin karşılığı ise eksi 15 x üzeri 5 olacakmış. Peki bir toparlayalım. X üzeri 5 parantezine aldığım eksi m şuradan geldi 5m buradan geldi eksi 6 buradan geldi 11. Bu da eksi 15 x üzeri 5. X üzeri 5'leri gönderdim. Bir içerisini toparlayalım. 5m'den m çıktı 4m. Eksi 6 ile 11'i topladım 5. Buradan da eksi 15 eşitmiş. At kardeşim 5'i karşıya eksi 5 diye geçti. Eksi 20 m'nin karşılığı buradan ne geldi? Eksi 5 geldi diyoruz. Demek ki çarpım durumunda bize x üzeri 5'li terimi sorduklarında bütün terimleri ne yapmıyoruz kardeşim? Çarpmıyoruz. Sadece x üzeri 5 nereden gelir? Bunun üzerine düşünüyoruz. Lütfen unutma. Bir gün x üzeri 7'li terimle alakalı ikisini çarptım. X üzeri 7'li terimin katsayısı falan sorulursa sadece x üzeri 7'li ifadeyi elde edebileceğimiz terimleri çarpman kesinlikle işi kolaylaştıracaktır. Hadi bakalım devam. Geldik bir başka işlemimize. Polinomlarda bölme işlemine bakacağız. Diyor ki qx diyor sıfırdan diyor farklı olmalı. Çünkü böleceğiz yani. Eğer diyor px'in derecesi qx'in derecesine eşit ya da büyükse bölme yapabilirsin diyor. Biliyorsun px bölünen, qx bölen, bx bölüm, kx'de kalan. Ve bizim en temel bölme kuralımız bölenle bölümü çarptığımızda üstüne kalanı ilave edersek kim elde ediyoruz güzel kardeşim? Tabii ki bölünen polinomu elde ediyoruz. Kalan polinomunun derecesi bölen polinomun derecesinden ne olmalı? Küçük olmalı. Aksi takdirde bölme zaten devam eder. En son bu iş bitti dediğinizde kx'in derecesi yani kalanın derecesi bölenin derecesinden küçük olmalı. Geldik başka bir mevzuya. Px'in derecesi m, qx'in derecesi n ise diyor. Bölme esnasında diyor bu sefer diyor dereceler diyor çıkarılır. Bu sana aslında bir önceki meseleyi hatırlatmalı. Çarparken ne yapıyorduk? Dereceleri topluyorduk. Bölerken de dereceleri ne yapacağız? Çıkartacağız. Sorumuz diyor ki aşağıdaki diyor bölme işlemini bölümle kalanı bulalım diyor. Bakın bu bölme önemli. Bazı yerlerde de çok ama çok işine yarayacak. Şimdi şöyle başlayalım. 2x küpü 2x kareye bölüyorum. Hocam eksi 1. Eksi 1 önemsemiyorum önce. 2x küpü 2x kareye böldüğünüzde ne olur? X. Hemen çarpalım. X de 2x kareyi çarptım. 2x küp. X de eksi 1'i çarptım. Eksi x. Bunları çıkartacağım. 2x küpten 2x küpü çıkarttım. 0. 6x kare direkt aşağıya indi. Şimdi lütfen dikkat. 3x'ten eksi x'i çıkartıyorum. Orada hata yapmayın. 3x'ten eksi x'i çıkartırken burası artıya dönecek. 4x olacak ve sabitim 1. Şimdi 6x kareyi 2x kareye bölüyorum. 3 defa var. 3 ile 2x kareyi çarpıyorum. 6x kare 3 ile eksi 1'i çarpıyorum. Eksi 3 çıkartıyorum. 6x karenin 6x kare çıkarttık gitti. 4x, x'i terim olmadığı için direkt düştü. Birden de eksi 3'ü çıkartacağım. Burası da aynı durumda artı 4'e dönecek. Ve burası bizim kalanımız. Diyeceksin ki devam etmiyor mu? Etmez. Çünkü buranın derecesi ne kadar? 2. Buranın derecesi ne kadar? 1. Gördüğünüz gibi kalanın derecesi şu an bölenin derecesinden küçük olduğuna göre bölme işlemi tamamlanmıştır. Bu durumda bölüm dediğimiz polinomumuz x artı 3, kalan dediğimizde 4x artı 4 olacaktır. Şimdi bir sorumuz var ama önce bir ünlem ifademiz var. O ünlem ifadesine bakıp sonra soruya dönelim. Px'in derecesi m, qx'in derecesi n ise eğer diyor böyle bir şeyle karşılaşırsanız. Bakın p'nin, px polinomunun kalıncı kuvvetini almışsın. Derecesi neydi bunun m? O zaman o dereceyle, m ile
üstü olan k'yı diyor çarpman lazım. Tamam. Eğer diyor x'in diyor tepesine koyduysan k'yı, yine diyor derece diyor, o k ile diyor px'in derecesini çarpmış şeklinde bulunur. Eğer diyor bileşke fonksiyon gibi diyor yapmış, yani qx'i p'nin içerisine diyor atmışsan, o da diyor iki polinomun gördüğünüz gibi qx'in derecesi neydi, m ile n'nin çarpmış şeklinde bulunur diyor. Şimdi gelelim bizim sorumuza. Px ve qx polinomları için px ile q kare x'i çarpmış, derecelerin 10 olduğunu, px kareyi q küp x'e bölmüş, bunun derecesinin 6 olduğunu söylemiş ve bize bazı sorular sormuş. Şimdi bakın, biz şöyle başlayalım. Px'in derecesi arkadaşlar a olsun. Qx'in derecesi de takdir edersiniz ki a dediğime göre buraya da b diyeceğim. Px bunun derecesi ne kadar? A. Q kare x. Bakın bu birinci ifadeden. Normalde Qx'in derecesi b'ydi. Karesini alırsanız 2b olur. Bunlar ne durumundalar? Çarpma. Çarparken dereceleri ne yapıyorduk? Topluyorduk. O zaman a artı 2b'nin karşılığı buradan 10 gelecek. Px kare. Bu da ikincisi. Normalde Px'in derecesi ne kadardı? A. O halde Px kare dediğimizde buranın karşılığı 2a olacak. Eksi diyorum. Neden? Çünkü bölme var. Bu yine birinciye dönüyor. Q küp x. Q'nun derecesi b'ydi. O halde 3 ile çarpıyorum. Q küp x'in derecesi de 3b olacak. Buranın karşılığı da 6. Şimdi artık biz a'yı b'yi bulabiliriz diye düşünüyorum. Üstteki denklemi eksi 2 ile çarparsam eksi 2a eksi 4b eksi 20 gelecek. Burası da 2a eksi 3b eşittir 6 olacak. Taraf tarafa topladığımda bunlar gitti. Eksi 7b'nin karşılığı eksi 14. B'nin karşılığı da buradan ne geldi? 2. B yerine 2 yazarsam burası 4. A'nın karşılığında buradan 6 bulmuş olurum. O zaman Px'in derecesi 6'ymış. Qx'in derecesi ne kadarmış? 2'ymiş. Px ile Qx'i topla diyor, bana diyor dereceyi söyle. Biz ne biliyoruz kardeşim? Biliyoruz ki toplam durumunda büyük olanın derecesi dikkate alınır. E o zaman Px'in derecesi 6'ydı. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabının karşılığı 6 olacak. Bileşke fonksiyon gibi olan kısımda Qx'i gidip P'nin içerisine yazmışsa, bu da malumunuz 3. kuralla ilişkili. O halde dereceler çarpılıyor. 2 çarpı 6'dan karşılığı ne geliyor? 12. Sorumuz diyor ki x artı 3 çarpı px x küp eksi x kare eksi 9x artı a olduğuna göre p eksi 3 değeri kaçtır diyor. Şimdi bak güzel kardeşim, önemli soru tiplerinden bir tanesi bu. Çünkü şöyle bir sıkıntıyla başlayacaksınız. P eksi 3 istiyor hocam. X yerine gidelim eksi 3 yazalım diyeceksiniz. Yazalım. Eksi 3 yazdığımda buranın karşılığı 0. 0 ile px'i çarptığında sol taraf 0 oldu. P kayboldu. O zaman hocam px 3'ü nasıl bulacağız? Devam ediyorum. X yerine eksi 3 yazıyorum. Eksi 3'ün kübünden eksi 27. Eksi 3'ün karesi 9. Önünde bir eksi var. Eksi 9. Eksi 3 yazdım. 9 ile çarptık. 27 artı a. Artı 27 eksi 27'ye götürdü. 9'u karşı tarafa atarsam a'nın karşılığı buradan ne geldi? 9. Tamam. Şimdi bizim hikayemiz şöyle oldu. X artı 3 çarpı px x küp eksi x kare eksi 9x artı 9. Şimdi benim px yalnız bırakmam lazım arkadaşlar. Çünkü p eksi 3'ü bulabilmek istediğimde x yerine yine eksi 3 yazacağım. Sol taraf 0, sağ taraf 0, mükemmel bir eşitlik bulacağım. Ama p eksi 3'ü bulamayacağım. Her tarafı x artı 3'e bölüyorum. Şunlar gitti. Px artık yalnız. Fakat şimdi burada izleyebileceğin iki tane yol var. Çarpanları ayırmam mükemmel hocam dersen üstteki ifade dörtlü terim. 2 ile 2 ile ayırarak çarpanlarını ayırıp x artı 3'te sadeleştirebilirsin. Fakat hocam ben öyle yapmak istemiyorum. Yeni bir şey öğrendim az önce. Polinomlarda bölme. Oradan yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirsin. X artı 3'e bölelim. X küpü x'e böldüğümüzde arkadaşlar x kare. X kare ile x'i çarptım. X küp. 3 ile x kareyi çarptım. 3x kare çıkartıyorum. X küpten x küp çıktı 0. Eksi x kareden 3x kareyi çıkartırsanız eksi 4x kare. Eksi 9x artı 9. Ardından eksi 4x kareyi x'e bölüyorum. Eksi 4x çarpıyorum. Eksi 4x kare eksi 12x. Çıkartalım. Eksi 4x kareden eksi 4x kare çıktı 0. Eksi 9x'ten eksi 12x çıkarsa 3x kalır. 9'u da aşağı indir. 3x'i x'e bölüyorum. 3. 3 kere 3. 3x artı 9. Kalanımız 0. Dolayısıyla bölme sonucunda burasının x kare eksi 4x artı 3 olduğuna ulaştık. Şimdi artık p eksi 3'ü bulabilirim.
X yerine -3 yazdığında burası 9, burası 12, burası da 3 gelecek. Dolayısıyla bunların toplamlarından karşılığı 24 olacaktır. Çok önemli soru tiplerinden bir tanesi, tekrar söylüyorum. Önce X yerine -3 vererek sol tarafı sıfırladık, A'yı bulduk. A'yı bulduktan sonra P-3'ü istiyorduk. P-3'ü bulamayacağımızı anladık. Çünkü X yerine yazacağımız -3 ifadenin sağını solunu sıfıra eşitliyor. Her tarafı gittik X artı 3'e böldük. X artı 3'e bölerken yeni öğrendiğimiz polinom bölmesini kullandık. Lütfen dikkat. Bu soru kesinlikle tekrardan bakılması gereken sorulardan. Test kitaplarında bol bol karşınıza gelecek. Burasını iyi oturtun ki orada sıkıntı çıkmasın. Şimdi belki de en önemli başlıklardan birisine geldik. Bölme işleminde kalan bulma ifadesi. Polinomda asıl yük burada. Soru yükü açısından söylüyorum. Zorluk açısından çok zorlanacağınızı zannetmediğim hikayelerden bir tanesi burası. Fakat ne olur dikkat edin. Burası, atıyorum, polinomlarla alakalı 100 soruyla mı karşılaştınız? 70-80 tanesi burayla alakalı olacaktır. Onun için çok çok önemli dikkat. Diyor ki Px'in Ax artı ile Ax artı B ile bölümü. Px'i Ax artı B'ye bölmüşüz. Bölüm Bx kalan K olmuş. Ne biliyoruz biz? Px ifadesi Ax artı B ile Bx'in çarpımı artı K olacaktır. Şimdi ben kalanı istiyorum ya. O halde burayı yok etmem lazım. O zaman Ax artı B'ye gidiyorum, sıfır eşitliyorum. Ax artı B'yi sıfır eşitlediğimde X ifadesi eksi B bölü A olacak. Demek ki ben X gördüğüm yere eksi B bölü A'yı yazarsam buradan kalan gelecektir. Şimdi gelelim özetine. Siz bir polinomu neye bölmek istiyorsanız o ifadeye gidip sıfır eşitleyip X değerini bulmanız lazım. Örneğin X artı 5'e mi bölmek istiyorsun? X artı 5'i sıfır eşitleyeceksin. X eksi 5 gelecek ve polinomda bunu yerine yazacaksın. Diyelim ki X eksi 1'e mi bölmek istiyorsun? Sıfıra eşitleyeceksin. Elde edeceğin 1'i gidip polinoma yazacaksın. Diyor ki Px polinomun X eksi 2 ile bölümünden kalanı diyor. Neye bölüyorsunuz kardeşim? X eksi 2'ye. X eksi 2'yi sıfıra eşitledim. X 2. Hangi polinomu bölüyorsunuz? Px polinomunu. X yerine 2 yazdığımızda demek ki P2 bize neyi verecektir? Kalan ifadesine verecektir. Sorumuz der ki Px x üzeri 4 artı mx küp eksi 2x kare artı n polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan 7 olduğuna göre m artı n toplamı istenmiş. Kime bölüyoruz? X eksi 1'e. Ne yapıyoruz? 0'a eşitliyoruz. X'i ne buluyoruz? 1. Nereye yazıyoruz? Hangi polinomu bölüyorsanız oraya yazıyorsunuz. Px polinomunu bölüyorsunuz. Bu soru sana saçma geliyor olabilir. Bak açık açık konuşalım. Hangi polinomu bölüyorsanız. Hocam bir tane polinom var. Dikkat et, biraz sonra bir tane polinom olmayacak. Test kitaplarına karşılaşan sorularda da bir tane polinom olmayacak bazen. Yukarıda bir polinom verecek, soruyu başka bir polinom üzerinden soracak. Onun için bu soru kıymetli. Tekrar soruyorum. X eksi 1'e mi bölüyorsun? Evet, 0'a eşitledim. X'i ne buldum? 1. Hangi polinomu bölüyorsanız oraya 1 yazacaksınız. Burada Px polinomunu böldüğüm için X'e ne 1 yazıyorum? 1'in 4. kuvveti 1. 1'in kübü 1. M oldu. 1'in karesi 1. Eksi 2. Artı N. Ve bu ifade kalana eşit olacağından dolayı 7. 1 ile eksi 2 toplamı eksi 1 karşı tarafa atarsan m artı n'nin karşılığı buradan 8. Zaten bizden istenen bu olacaktır. Sorumuzda diyor ki px polinomu 3x kare eksi 2x artı 10 polinomu verilmiş. Buna göre diyor px artı 1 polinomunun x artı 3 ile bölümünden kalan kaçtır? Bak biraz evvel söyledim. Dedim ki başka bir polinom verirler. Başka bir polinom üzerinden sorarlar. Onun için bu soru kıymetli. Kime bölüyorsun? X artı 3'e. O zaman x artı 3'ü gideceksin, ne yapacaksın? Sıfıra eşitleyeceksin. X'i ne bulacaksın? Eksi 3. Bunu nereye yazacaksın? Hangi polinomu bölüyorlarsa ona yazacaksın. Okuyorum. Px artı 1 polinomunun x artı 3 ile bölümünden kalan. O zaman buraya yazacağım. X yerine eksi 3 yazdığımda aslında benden p eksi 2'yi istediğini anlayacağım. O halde yukarıya dönüp p eksi 2'yi de yukarıdan bulacağım. 3 çarpı x gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum. Eksi 2 çarpı x gördüğüm yine eksi 2 yazdım. Artı 10. Eksi 2'nin karesinden 4. 3 ile çarptığımda 12. Eksi 2 ile eksi 2 çarptığımda 4 artı 10. Buradan da karşılığı 26 gelecektir. Sıradaki sorumuzda Px x kare artı kx artı 1 olmak üzere. P2x artı 1 polinomunun 2x eksi 5 ile bölümünden kalan Px eksi 3 polinomunun kat sayılar toplamı birbirine eşitmiş. Şimdi bak. P2x artı 1 polinomunu neye bölüyorsun kardeşim? 2x eksi 5'e. O zaman 2x eksi 5'i 0'a eşitliyorum. 2x'i buradan 5. X'i de buradan ne buluyorum? 5 bölü 2. Bunu nereye yazacağız? Tabii ki P2x artı 1'e yazacaksın. Çünkü o polinomu bölüyorsun. O zaman yazalım. 2 çarpı 5 bölü 2 artı 1. 2'ler gitti. Demek ki buradan kalan ne olacakmış? P6. Bu cepte. Px eksi 3 polinomunun kat sayılarının. Kat sayılar toplamını bulurken ne yapıyorduk? X yerine 1 yazıyorduk. O zaman x yerine 1 yazarsak bu da neye eşit? P
P-2. İşte bu iki ifade birbirlerine eşitmiş. Buyurun yukarıya dönüyorum. P6'yı bulmak için sorunun başında verilen P-X'den yardım alacağım. 6'nın karesi 36. X yerine 6 yazıyorum. 6K artı 1. Eksi 2 yazıyorum. Eksi 2'nin karesi 4. X yerine eksi 2 yazıyorum. Eksi 2K artı 1. Şu birileri göndereyim. Eksi 2K'yı karşı tarafa attım. 8K. 36'yı bu tarafa atarsam eksi 36. 4 eksi 36'dan eksi 32. Her tarafı 8'e böldüğümde K'nın karşılığı eksi 4 olacaktır. Bu da zaten bizden istenendir. Bir ünlemli sayfamız geldi. Ünlemler bizim için önemli. Diyor ki Px polinomunun x eksi a ile bölümünden kalan Pa eşittir 0'sa. Yani kalan 0'sa. Kalan 0'sa demek ki tam bölünüyordur. Ya da başka bir deyişle çarpanıdır. Ya da başka bir deyişle x eşittir a sayısı Px'in nesidir kardeşim? Bir köküdür. Peki bunu nasıl kullanacağız? Sorularda bakalım nasıl bir soruyla karşı karşıyayız. Diyor ki baş katsayısı 1 olan ikinci dereceden bir Px polinomu P-3 eşittir P eşittir 0. Şimdi bak burayı iyi algılayalım. Bir gün gelecek ÖSYM'nin yaptığı sınava gireceksin kardeşim. ÖSYM biraz daha böyle soruyor. P-3'ün 0'a eşit olması ne demek dedik? 1. -3 ifadesi malumunuz bunun kökü olmalı. Peki baş katsayısı 1 olan kökü eksi 3 olan x artı 3 olmalı. Ters işaretini düşünüyorum. Çünkü eksi 3 yazdığında x artı 3 ifadesi ne oluyor? 0. Bak. Bir de P2 için konuşalım. X yerine 2 yazdığınızda 0 yapmalı. Çarpı x eksi 2. Bunları çarptığınızda kaçıncı dereceden yapacak? Tabii ki ikinci dereceden yapacak. Bunu da sağlamış olduk. O zaman bizim Px polinomumuz buymuş kardeşim. Px polinomunu yazalım demiş. 1'in bir önemi yok. X artı 3 ile x eksi 2 çarpıyorum. X kare artı 3x eksi 2x eksi 6 toparlarsak x kare artı x eksi 6 aradığımız polinomun ta kendisidir. Şimdi burada dikkat etmen gereken şeyin altını çizip öyle geçeyim diğer sayfaya. P eksi 3, P 2 sıfır eşit oldukları için ters işaretlileri alarak birbirine çarptık ve böyle oluşturduk. Burada bunu söylemeden geçemeyeceğim. P eksi 2 eşittir P 4, o da eşittir P 6, bu da eşittir 0. Üçüncü dereceden bir polinom olduğunu söylüyor. Baş katsayısını söylememiş. Px'i nasıl oluşturursun? Px eşittir a çarpı dersin. Çünkü bu sefer baş katsayısını söylemediğini söyledim. Eksi 2 kök kabul eden x artı 2. 4'ü kök kabul eden x eksi 4. 6'yı kök kabul eden x eksi 6 şeklinde Px polinomun prototipini oluşturabilirsiniz. Bu çok önemliydi. Onun için tekrardan konuştum. Haydi devam ediyoruz. Üçüncü dereceden bir Px polinomun kökleri eksi 1, 1 ve 2'dir. Burada bir duralım. Demin son konuştuğum şeyle alakalı örnek oldu galiba bu. Baş katsayısını vermemiş. Köklerinden birincisi eksi 1 ise bizim yazacağımız ifade bunun ters işaretlisi olacaktır. Çünkü eksi 1'i yazdığında 0 yapmasını istiyorum. 1 kökse o zaman x eksi 1 olacak. 2 kökse burası da x eksi 2 olacak. Px boyunumuz sabit terimi 4'müş. Sabit terimi nasıl buluyorduk kardeşim? X yerine 0 veriyorduk. Buyurun verelim. A çarpı x yerine 0 yazdığında birinci ifadeden 1, ikinci ifadeden eksi 1, üçüncü ifadeden de eksi 2 gelecek. Bu ifade kime eşitmiş? 4'e. Sabit terimin 4 olduğunu söylemiş. Bunları çarparsak buranın karşılığı 2A 4, A'nın karşılığında ne bulduk? 2. Hop A'yı da bulduk. P5 istiyor. O zaman gidelim x gördüğümüz yere 5'i yapalım. 5 yazdım. 5 artı 1'den 6. 5 eksi 1'den 4, 5 eksi 2'den de 3 geldi. 2 çarpı 6 12. 4 ile çarptım 48, 3 ile çarptığımda da aradığım P5'in karşılığı buradan 144 gelecektir diyoruz. Çok önemli soru tiplerinden bir tanesi. Ne olur bu soruya ekstra bir dikkat edin. Sorumuz diyor ki, o şekilli şukullu soru. Baş katsayısı 2 olan 3. dereceden bir Px polinomunun farklı polinomlara bölümünden kalanlar aşağıdaki tabloda verilmiş. Biraz yorumlayayım. X eksi 2'ye bölmüşüz 3 kalmış. X artı 2'ye bölmüşüz 3 kalmış. X artı 1'e bölmüşüz 3 kalmış. O 3 kalması önemli. Bak şimdi ben sana Px polinomunu yazacağım. Baş katsayısı ne kadarmış bunun? 2. Çarpı x eksi 2, x artı 2, x artı 1. Eğer bunu böyle bırakırsam güzel kardeşim, x eksi 2'ye de, x artı 2'ye de, x artı 1'e de ne yapar? Tam bölünür. Ama biz tam bölünmesini istemiyoruz ki. Her seferinde kaç kalmasını istiyoruz? 3. Onun için artı 3 koyuyorum. Şu an siz x eksi 2'ye de bölseniz, x artı 2'ye de bölseniz, x artı 1'e de bölseniz hep 3 kalanı verecek. Peki bizden istenilen ne? X eksi 1'e böldüğümüzde kaç kalır diyor. Peki neye bölüyoruz? X eksi 1'e. Neye bölüyorsak onu 0'a eşitliyorduk. X'in karşılığı buradan 1. Yapıştır kardeşim 1'i, bitsin bu iş.
1 yazdığımızda eksi 1, 1 yazdığımızda 3, 1 yazdığımızda 2 artı 3. 3 çarpı 2, 6. 2 ile çarptım 12, eksi 1 ile çarptım da eksi 12 artı 3 geldi. Buradan da karşılığı eksi 9 olacaktır diyoruz. Bak bu sefer de tam bölmeden değil, kalanların aynı çıkması üzerinden bir polinom kurduk. Vallahi üst üste çok kıymetli sorular bunlar. Bak hakkını veriyoruz. Siz de hakkını verin. Hadi bakalım. Konumuz biterken, dersimizin sonuna gelmişken neler konuştuk bir bakalım. Polinomlarda toplam ve çıkarma işlemlerine baktık. Benzer terimleri, yani dereceleri aynı olan ifadelerin toplamının çıkartılabileceğini katsayılarını kullanarak söyledik. Polinomlarda çarpma işlemi yaparken böyle teker teker çarpacağız dedik ama bir soru tipi vardı. X üzeri 5'te ona ekstra bir dikkat. Polinomlarda bölme işlemini bahsettik. Bölme işlemini yaparken de yeni bir şey öğrendik. Bir polinomu böyle bakkal bölmesiyle böldük. Bu kısım da önemli. Çok kritik yerlerde seni gerçekten kurtarabilecek bir hikaye. Fakat prens kim buranın prensi? Bölme işleminde kalan bulma. Dedik ki kardeş bir sürü soruyla karşılaşacaksın. Ama unutma. Hangi polinomu neye bölüyorsan önemli. Neye bölüyorsan sıfıra eşitliyorsun. Bir değer buluyorsun x. O x hangi polinomu bölüyorsanız oraya yazıyorsunuz. Hikayenin özeti tamamen bu. Hadi bakalım. Sıra ödüllü soruda. Ama bu dersin ödüllü sorusuna geçmeden önce bir önceki dersin ödüllü sorusuyla bir başlayalım. Evet, geçen dersin ödüllü sorusu bu şekildeydi. Bize diyordu ki bu Ersen Bey'in oturduğu evde bunu parkeyle döşeyecekmiş. Bu parke için harcanacak toplam alana Px polinomuyla gösterdiğini söylüyor. O zaman gelin beraber bir alan bulalım. Birkaç farklı yöntemle yapılabilir arkadaşlar. Dolayısıyla hocam ben şöyle yaptım da diyebilirsiniz. Şu bölgenin alanı 2x artı 3 ile x artı 4'ün çarpımı şeklinde olacak. Dikkat et, buranın uzun kenarı, şu bölge için konuşuyorum. 2x artı 3 ile x artı 1'in toplamından 3x artı 4 ile kısa kenar olan x artı 3'ün çarpımı şeklinde olacak. Ve bu durumda px polinomumuz 2x artı 3 çarpı x artı 4 dediğimiz üstteki alanla alttaki 3x artı 4 ile x artı 3'ün çarpımı şeklinde oluşturacak alanların toplamlarına eşittir. Şimdi bakın, burada bu polinomları, yani de ifadeleri çarpıp derleyip toplayabilirsiniz. Fakat soru aslında galiba bunu çok da istemiyor. Sabit terim demiş. X yerine 0 yazmamızı istiyor. X yerine 0 yazarsam birinci ifadeden 3, ikinci ifadeden 4, üçüncü ifadeden 4 ve son ifadeden de 3 gelecek. Dolayısıyla 3 çarpı 4 12, 3 çarpı 4 12, sabit terimimiz 24'müş. Geliyorum katsayılar toplamına. X yerine kaç yazman lazım? 1. X yerine 1 yazdığımda birinci ifadeden 5 gelecek. İkinci ifadeden de 5 gelecek. Üçüncü ifadeden 7 gelecek. Dördüncü ifadeden de 4 gelecek. 5 kere 5 25. 4 kere 7 28. Buradan da karşılığı ne gelecektir? 25 ile 28 toplamından 53. Bizden istenen bu ikisinin toplamı. Topladığımızda karşılığı 77 bulunacaktır diyoruz. Geçen dersin ödülü sorusunun cevabı olarak. İnşallah doğru cevap vermişsinizdir. Bununla gurur ve mutluluk duyarız. Sırada bu dersin ödülü sorusu. Ödüllü sorumuz diyor ki a ve b birer pozitif tam sayı olmak üzere px eşittir x artı a çarpı x artı b polinom veriliyor. Px polinomun x eksi 1 ile bölümünden kalan 15 olduğuna göre a artı b toplamı diyor kaçtır? Hepinize başarılar. Ödevleri ihmal etmiyoruz arkadaşlar. Mutlaka o bölümle alakalı soruları çözmeden diğer videoya geçmeyin. Hadi bakalım, hepinize başarılar.